Osmanlı İmparatorluğu'nda katledilen kardeş ve akrabalar. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu padişahları, devletin bekası gerekçesiyle pek çok kez kardeşlerini ve akrabalarını öldürdüler. Halifelik ünvanına sahip Osmanlı padişahları, devletin bekası için kardeşlerini öldürmüşlerdir. Sürekli hoşgörüsünden bahsettiğimiz ve halife olan Osmanlı padişahları, bu hoşgörülerini kendi kardeşlerine göstermemişler, kimilerini isyan ettiği için, tahta göz diktiği için, ancak kimilerini de isyan etme ihtimallerine karşı, ki bu affedilmez öldürtmüşlerdir. Acaba şer'i hükümler açısından, yani İslamiyet açısından konu nasıldı? İslamiyet'te kardeş katline yer var mıydı? İslam hukukunda 3 çeşit suç ve ceza vardır. 1- Had suç ve cezaları. Hırsızlık, haddi şirb, yol kesmek, katı tarik, zina, haddi zina, dinden dönmek, irtidad ve devlete isyan, bay suçlarından ibaret olan bu suçların unsurları teşekkül ettiği takdirde tatbik edilecek cezaları Allah ve Resulü tarafından tespit edilmiştir. Bunlarda mühim olan unsurların teşekkülüdür. Unsurlardan birisi eksik olursa had cezası tatbik edilmez. Ancak ülül emr tarafından tespit edilecek tazir cezaları uygulanır. Mesela, 4 şahitle zina yaptığı ispat edilemeyen suçluya zina haddi tatbik edilmeyecektir. Ancak 3 şahitle zina yaptığı ispat edilen suçlu, bütün cezasız da bırakılmayacaktır. İşte unsurları teşekkül etmeyen bu suçlara tatbik edilecek cezalara tazir cezaları denir ve ülül emr tarafından tespit edilir. Ki, şahsa karşı işlenen cinayet suçları, cezaları kısas veya diyettir. Bunların da çoğu cezaları Allah ve Resulü tarafından tespit edilmiştir. 3. Tazir suç ve cezalarıdır ki, biraz önce zikredilen had veya cinayet gruplarına girmeyen, esrar içmek gibi, yahut girdiği halde o cezaların tatbiki için gerekli unsurlara sahip olmayan, 3 şahitle ispat edilen zina suçu gibi suç ve cezalardır. İşte bu bölümde ülül emrin tespit ettiği veya kadı tarafından takdir edilen cezalar tatbik edilecektir. Kardeş katlinin dayanağı olarak devletin bekası gösterildiğine göre şimdikine benzer devletin toprağını ve bağımsızlığını dağıtmaya ve bölmeye yönelik bir teşebbüs olması gereklidir ve İslam hukukuna göre cezanın verilmesi yani kişinin suçlu bulunması için kişinin eylemi gerçekleştirmesi ve bunun şahitler tarafından ispatlanması gereklidir. Yani genç yaşta ileride problem çıkarmaması için öldürülen şehzadelerin öldürülmesinin İslam hukukunda yeri yoktur. Çünkü eylem gerçekleşmemiştir. Ancak padişahlar kanun yapma yetkisini elinde bulundurduğundan İslam hukukunun hiçe sayarak çeşitli ölümlere sebep olmuşlardır. Osmanlı Devleti'ndeki çekişmeleri ve iktidar oyunlarını ve kadınların yönetimdeki etkilerini düşünürsek birçok kişi keyfi yere öldürülmüştür. Gerçekten devletin bekasına zarar verenlerin dışında diğerlerinin kanı Osmanlı padişahlarının elindedir, masum kardeşlerini öldürecek kadar iktidar hırsına sahiptirler. Osmanlı Devleti'nde öldürülen kardeş ve akrabalar 1.1298-1326 Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, amcası Dündar Bey'i öldürttü. 2-1326-1359 Orhan Bey, bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok. 3-1359-1389 Birinci Murad, Hüdavendigar, Sırp Sındığı, Kosova Savaşlarını kazanan padişah. Oğlu Savcı Bey ile kardeşleri Halil ile İbrahim'i öldürttü. 4-1389-1402 Birinci Bayezid, Yıldırım, Nibolu Savaşı'nı kazandı. Kardeşi Yakup'u öldürdü. Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince tahttan indirildi. 5-1402-1421 Birinci Mehmet, kardeşi İsa Çelebi'yi boğdurttu. Şeyh Bedrettin'i idam ettirdi. 6-1421-1451 İkinci Murad, Varna ve 2. Kosova Savaşları kahramanı. Kardeşi Mustafa'yı öldürttü. 7-1451-1481 2. Mehmet, Fatih,
en çok övündüğümüz padişahlardan. 1453'te İstanbul'u fethetti, 1472'de Otlukbeli Savaşı'nı kazandı. 2 yaşındaki kardeşi Ahmet'i, Sadrazamlar Çandarlı Halil Paşa ile Mahmut Paşa'yı öldürttü. 8-1481-1512. İkinci Bayezid, kardeşi Cem Sultan ile savaş yaptı. Cem Sultan Rodos'ta 13 yıl tutsak yaşadı. Veziri Gedik Ahmet Paşa'yı öldürttü. Kendisi de oğlu Selim tarafından öldürüldü. 9-1512-1520. Birinci Selim, Yavuz. Mısır Fatihi, bu padişahımız halifeliği İstanbul'a getirmiş, Mercidabık, Ridaniye savaşlarını yönetmiştir. Çaldıran seferine giderken 30 bin Alevi'yi kılıçtan geçirmiş, ayrıca babasını, 2 kardeşini, 3 yeğenini, 3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır. 10-1520-1566. 1. Süleyman, Kanuni. En uzun süre tahtta kalan padişahtır. 46 yıl. Belgrad, Rodos, Cezayir, Trablusgarp, bu dönemde alınmış, Viyana kapılarına dayanılmış, Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır. Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin, Hürrem Sultan bu dönemin ünlüleridir. Damat Rüstem Paşa, Lala Paşa çekişmesi ve dedikodular sonucu 2 oğlu ile torunlarını boğdurttu. Ayrıca vezirleri Makbul İbrahim Paşa ile Kara Ahmet Paşa'yı öldürttü. 11-1566-1574. İkinci Selim, Sarı Sarhoş, bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor. İnebahtı Deniz Savaşı'nda tüm Osmanlı donanması yakıldı. 12-1574-1595. Üçüncü Murat, kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü. Kadınlara düşkünlüğüyle tanınan sultanımızın tam 110 çocuğu olmuştur. Karısı Safiye yeni camiyi yaptırmıştır. 13-1595-1603. Üçüncü Mehmed, kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır. Tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı. Korktuğu için Haçova Savaşı'ndan kaçmak istedi. Şeyhülislam tarafından zor ikna edildi. 1597'de Tırnakçı Hasan Paşa'yı boğdurttu. O zamanlar hazine tam takır olduğu için Yemişçi Hasan Paşa'dan Tırnakçı Hasan Paşa'nın giysilerinin satılarak para bulunmasını istedi. 14-1603-1617. 1. Ahmet, tahta çıktığında henüz sünnet olmamıştı. Avusturya'ya gereksiz savaş ilan etti. Başarılı olamayınca 1606 Zitva-Torok anlaşmasını imzaladı. Bu dönemde devam etmekte olan Celali isyanlarını bastırmak için Kuyucu Murat Paşa, doğuda 30 bin kişiyi kılıçtan geçirerek kuyulara gömdü. Sultan Ahmet Camii bu padişahın adını taşır. 15-1617-1618-1622-1623. 1. Mustafa, iki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü. Döneminde Abaza Paşa isyanı ile sipahiler ayaklandı. Akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi. 16-1618-1622. 2. Osman, genç, 12 yaşında tahta çıktı, kardeşini öldürttü. 16 yaşında iken tahttan indirildi, Yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü. 17-1622-1639, 4. Murat, 11 yaşında tahta çıkarken 3 kardeşini öldürttü. Tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir. Ancak bu sıralarda Şeyhülislam, Yahya Efendi, meyhane öven şiirler yazıyordu. 1635'te Revan, 1638'de Bağdat seferleri bu dönemde yapılmış olup, 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır. Mere Hüseyin, Kemenkeş Kara Ali, Gürcü Mehmet, Boşnak Hüsrev, Topal Recep, Tabanı Yassı Mehmet. 18-1639-1648, 1. İbrahim, Deli, balıklara yem olarak altın atmasıyla bilinir. Askeri darbeyle tahttan indirildi, öldürüldü. 19-1648-1687, 4. Mehmet, Avcı.
tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı. Döneminde Yeniçeri ve Celali isyanları oldu. Köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır. Öldürttükleri ünlüler Kösem Sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. 20-1687-1691. II. Süleyman, padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı. Padişahlığı sırasında Yeniçeriler İstanbul'u yağmaladılar. Ünlü Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu dönemdendir. Olumlu olayı Eğriboz Zaferi'dir. 21-1691-1695. II. Ahmet, 48 yaşına kadar hapiste yattıktan sonra tahta çıktı. 4 yıllık iktidarında Salkamen Bozgunu, Sakız Kalesi kaybı, Sadrazam Arabacı Ali Paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır. 22-1695-1703, 2. Mustafa, 1683'te Viyana'ya yürüdü, bozguna uğradı. 1699'da imzaladığı Karlofça Anlaşması'yla Macaristan yitirildi. 1. Edirne Vakası, Şeyhülislam Feyzullah'ın öldürülmesi bu döneme rastlar. Askeri darbeyle tahttan indirilmiştir. 23-1703-1730, 3. Ahmet, 1725'te Rus Çarı Deli Petro Tebriz'i aldı. Bir şeyler yapması gerekiyordu fakat savaşa gitmeyi göze alamadı. İstanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı. Lale Devri diye de bilinen dönemin diğer unutulmayanları, 1718 Pasarofça Anlaşması, icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur Baltacı Katarina olayının yaşandığı Purut Savaşı'dır. Halktan sallandırdıklarının sayısı bilinmemekle birlikte, Şehzade İbrahim ile sadrazamlardan, Hoca İbrahim Paşa, Damat İbrahim Paşa, Çorlulu Ali Paşa, Yusuf Paşa, Süleyman Paşa bilinen öldürttükleridir. Kendisi de patrona Halil isyanı ile tahttan indirilmiştir. 24-1730-1754. 1. Mahmut, isyancılar tarafından tahta çıkarılmış, o da isyancıların her dediğini yapmıştır. 25-1754-1757. 3. Osman, 3 yıllık iktidarı sırasında en önemli olay Cezayir'deki egemenliğin bitmesidir. 26-1757-1774. 3. Mustafa, ülkeyi yıldız falına bakarak yönetirdi. Kürkçüler çok para kazanıyor diye ülkede kürk satışlarını yasakladı. Kürkçüler haraç ödeyince satışlar tekrar serbestleşti, sadece 2 sadrazamını öldürtmüştür. 27-1774-1789. 1. Abdülhamit, bilinen vukuatı, Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın verilmesidir. 28-1789-1807. 3. Selim, kayıplarla dolu Ziştovi ve Yaş Anlaşmalarını imzaladı. Nizam-ı Cedid reformlarını yapmak istediğinde, şeriatçıların başlattığı Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirildi. 4. Mustafa tarafından öldürülmüştür. 29-1807-1808. 4. Mustafa, Nizam-ı Cedidçilerden çok korktuğundan taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmişti. Yine de ancak bir yıl hükümdarlık yaptı. Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirildi. 30-1808-1839. 2. Mahmud, vukuatı en fazla olan padişahlardandır. İşe, ağabeyi 4. Mustafa'yı öldürerek başladı. Dönemin diğer olayları, Mora, Sırp, Kavalalı isyanları, donanmanın yakıldığı Navarin olayı, Osmanlı'nın kendi valileri ile savaşıp kaybetmeleri, kaptanı Derya Ahmet Paşa'nın donanmayı olduğu gibi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmesi, 1826'da Yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140 bin kişinin kılıçtan geçirilmesi olarak sayılabilir. 2. Mahmud'un Balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda Balkan ayaklanması başladı. Dış baskılar gelince Tanzimat Fermanı ilan etmek zorunda bırakıldı. 31-1839,
1861. Abdülmecit, dönemin önemli olayları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım Savaşı. 32. 1861-1876 Abdülaziz, Karadağ İsyanı, 1875 Balkan Hareketlenmesi, Belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer, Vukela heyeti tarafından tahttan indirilmiştir. 33. 1876-1876 5. Murat, 2 rekoru vardır. En kısa tahtta kalma rekoru sadece 3 ay. Tahttan indikten sonra en uzun yaşayan padişah 28 yıl. Tahtı elinden alınan padişahlarımızdandır. 34. 1876-1909 2. Abdülhamit, 31 Mart olayı, 93 Harbi, tam bir çöküntü olan Ayas-Stefanos Anlaşması unutulmayanlardandır. Kıbrıs, Mısır, Tunus, Doğu Rumeli, Bosna, Girit kaybettikleridir. Zamanında ayaklanmaları önlemek için Filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. Batıya borçlar ödenmediğinden Düyun-u Umumiye'yi kurmak zorunda kalmıştır. Meybusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirildi. 35. 1909-1918 Mehmet Reşat, bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok. 36. 1918-1922 Vahdettin, Osmanlı'nın 36. tahttan indirilen 14. padişahıdır. Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.